Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Buradan herkese iyi Ramazanlar diliyoruz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Evet arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Tuttuğumuz ve tuttuğunuz oruçlar kabul olur inşallah. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve ilk iftar. İlk iftar menümüzü sabah erkenden yapmaya başladık. Bugün köfteli patates yapacağız iftarda. Bir de ilk ayın daha önceden de yaptığı denedi Ramazan pidesi var. Ben köfteyi yoğuracağım. İlk ayda daha sonradan pideye geçecek. Evet, ama biz burada ekmeğe ulaşamıyoruz. Evet. O yüzden ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz ya da sipariş veriyoruz. Bugün de Ramazan olduğu için biz de Ramazan pidesi yapmak istedik. Geçen günkü gerçekten güzel olmuştu değil mi? Evet. Bayağı iyiydi. Hamuru da çok iyi olmuştu. O yüzden Ramazan pidesi yapacağız. Kuzine sobamızda da köfteli patates yapacağız. Bizim köyde ilk Ramazanımız. Bu da ilk iftarımız olacak. İlk Ramazan değil mi? İlk Ramazan tabii. Kurban bayramı geçirmiştik. Evet. Köyde ilk Ramazanımız olacak. İlk iftarımız inşallah. Bakalım bugün ilk gün Ramazan günümüzü nasıl geçireceğiz? Şimdi geçelim Aydın yoğuracak kıymaya. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet, başladık. Evet, ekmek içimizi hafif böyle kızarttık soğanın üzerinde. Galeta unu, muz, yani daha doğrusu ekmekleri kurutup çekiyordum ben de, kalmamış. Kalmamış, böyle artık idare edeceğiz. Biz de böyle galeta yaptık. Yarım kilo kıymamız var. Yarım kilo kıyma, yarım ekmeğin iç tarafını biraz böyle somonun üzerinde yani kurutup üfeledik. Bir tane orta boy soğan. Bir göz kararı biraz tuz atacağım. Biraz kimyon. Biraz karabiber. Bir tane de yumurta ekliyoruz. Şimdi bunu biraz yani bir 15 dakika kadar yoğuracağım arkadaşlar. Bütün baharatları birbirine geçsin. Ekmek de içinde biraz daha ufalansın. Kıymamız yoğruldu ve tam istediğim kıvamı aldı. Şu an şekillendirip beklemeye alacağım. Hadi bakalım. Küçük küçük mü yapacağız? İstediğiniz şekli verebilirsiniz ama ben şöyle yuvarlak şekil vermek istiyorum. Tamam. Bugün yemek Aydın'dan, ekmek benden. Yemeklerimizi, ekmeklerimizi hepsini kuzinemizde pişireceğiz. Evet, sıra geldi bana. Şimdi Ramazan pidemizi yapalım. Böyle biz iki kişi olduğumuz için çok küçük bir tane yapacağım. Bize yeter. Belki yarına başka yaparız. Şimdi tepeleme olmayan bir ölçüyle şöyle mayamızı koydum.
Biraz mayayı aktifleştirmek için şeker koyuyorum. Tamam. Şimdi ılık su koyacağım. Yeter. Bu böyle bekleyecek. Bu biraz beklesin. Ne kadar bekliyor? Kabarsın. 5 dakika falan içinde aktifleşiyor. Tamamdır. Evet, mayamız şöyle göstereyim, kabardı. Bayağı güzel oldu. Şimdi unumuzu da koyalım. Pide hamurumuz da hazır arkadaşlar. Evet, biraz böyle cıvık bir hamur olacak. Şu an oldu, hazır, yoğurduk. Şimdi bunu da beklemeye alıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz bayağı bir kabardı. Şöyle masamızın üzerine alalım. Şöyle biraz topluyoruz. Çok güzel olmuş, çok güzel kabarmış. Şöyle kıvamını göstereyim. Yumuşak bir hamur. Şöyle güzelce toplayalım. Bir kenara. Evet. Şimdi bu bir tanesi büyük olabilir mi? İkiye böleyim mi dersin? Sence? Hani büyük bir pide mi yapalım? İki taneye küçük mü yapalım? Yok, büyük bir tane yapalım ya. Öyle mi olsun? Tabii. Ama bayağı kabaracak. Şöyle hamurumuzun yarısı şurada beklesin. Şöyle iç kısmını gösterir misin hadi? Şöyle güzel bir hamur oldu. O zaman ikiye bölüyoruz. İkiye bölüyorum. İki tane küçük olur. Çıt çıt sesler geliyor hamurdan. Böyle ses geliyorsa o zaman çok güzel olmuş demektir hamurumuz. Tamam. Şimdi bunu tepsimizin üzerine alıyorum. Üzerine sosumu yapalım şimdi. Evet. Evet, şimdi yumurta sarısı ve yoğurdumuzu. Tamamdır. Şimdi şekil vereceğiz hamurumuza. Şöyle elimizle bastırıyoruz. Evet, hamurumuzun sosunu iyice yedirdik. Hamurumuzu açtık. Şöyle şekillerini de verelim. Ramazan pidesi şeklimizi. Evet. Pide şeklimizi de verdik. Şöyle iyice belirginleştirelim. Şimdi biraz da tepsi mayası yapacağız. Bir 10-15 dakikada zaten ılık içerisi. Sobamız da yanıyor. Bir 15 dakika tepsi mayası olsun. Üzerine biraz susam ve çörek otu atıyoruz. Bekleyecek arkadaşlar şimdi. Mayamız oldu. Biraz kabardı. Şimdi sobamıza atalım. Şöyle koyalım. Bu böyle
burada pişsin. Pidemiz oldu. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet. Ramazan pidesi budur. Şöyle yumuşacık ve çok güzel kokuyor. Elimize sağlık. Köftelerimiz hazır. Tepsimizi hazırladık. Şimdi sosunu döküyoruz. Ve ondan sonra da kuzine sobamıza atıp güzel bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Sıra geldi yemeğimizi pişirme. Ondan herkes sonra kendi yemeğini, ekmeğini kendi atıyor fırına. Hadi bakalım evet, sen de at. Gönderiyoruz. Çok güzel görünüyor. Yemeğimiz pişti. Çok güzel görünüyor. Bakayım. Oo, eline sağlık. Biz yemeklerimizi yaptık. Geleneksel Ramazan pidemizi yaptık. Evet. Daha önce de bir video paylaşmıştım Ramazan pidesi ile ilgili. O yüzden artık bizim için de bir geleneksel oldu. Evet. Aydın'ın da ellerine sağlık. Yemek de çok güzel görünüyor. İnşallah tatları tuzları da yerindedir. Yerindedir. Dünden biraz pilavımız da vardı. Onu koyduk. Salatamız da var. Onu da koyduk. Köyde ilk Ramazanımız ve köyde ilk iftarımız. Şu an 4 dakika var ezanın okumasına. Böyle içeride yemek istedik. Oturma odamızda televizyon karşısında dedik oturalım. Hem biraz program izleriz dedik. Haberlere bakarız. Böylece orucumuzu açmış olacağız. Tekrardan herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.